hard to breathe, but that's alright. Hush. Merhaba Meymene takipçileri. Kanalım Meymene'te hoş geldiniz. Bugün sizlere bayağı uzun zamandır yapmıyordum. Çok mükemmel bir tarif sunacağım. Gerçek 10 parmağınızı yeme garantili. Gerçekten böyle lezzetli. Ne yapacağız bugün? Fırında tavukta poşet ve fırında patates. Gerçekten süper ve çok basit. Hemen hani 45 dakikada yemek hazır yiyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, hemen yemeğimize geçiyoruz. Kanalımız Meymenet. Kanalımıza takip etmiyorsanız, abone olmadıysanız kanalıma abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sizlerin desteği benim için çok önemlidir. Siz bayağı bir destek verdiniz zaten. 6000 takipçiye yaklaştım neredeyse. 6000 abonemiz var şu anda. Hedefimiz 10, 20, 30, 100 böyle gidecek inşallah. Allah izin verirse sizlerin sayesinde. Hemen lafı uzatmadan fırında poşet ve fırında patates yemeğimize geçiyoruz. Evet, malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz aşağı yukarı 1,5 kilo kadar tavuk. 16 parça aldım ben. Evet, fırın poşetlerimiz bunlar. Biri sarımsaklı, diğeri de piri piri diyorlar. Böyle bir özel bir sos. Bunların sosu içinde, poşeti de içinde. Hemen gösteriyorum. Şuradan açılımı var. Çok basit bir şey ve çok kolayca yemek hani herkesin kolayca hiçbir şey düşünmeden bugün ne pişireyim diye yapacağı bir tarif. Ve arkadaşlar bunu da tanıtayım da mükemmel bir sambal. Gerçekten bu sambal önce pişirilmiş sonra ambalajlanmış. Çok lezzetli bir tadı var. Tavsiye ederim acı sevenlere. Bu bir. İkinci poşetimizi açıyoruz. Bu da poşetin kapağını, ağzını kapatıyoruz. Bununla. Evet arkadaşlar, hemen geçiyorum. Patatesimiz burada hazır. Ben 6 büyük boy patates kullandım. Büyük büyük doğradım. Bunu biraz sonra göstereceğim nasıl sosladığımı. Önce tavukları yapıyoruz. Evet, önce tavukları yapıyoruz. Evet, tavuklarımız şu şekilde. 8 tane poşete koyuyorum. 2, 4, 6, 8. Evet, bu tamam. Şimdi diğer poşetimizi alıyoruz. 8 tane de ona yerleştiriyoruz. Tavuklarımızı önceden yıkadık arkadaşlar bu arada. Şöyle. 8 tane. 16 şey oldu. But oldu bu arada. Arkadaşlar. Evet. Şimdi 8-8 ayarladık ve soslarımız, bu sarımsaklı sostu, gayet hazır, kolay. Şöyle böyle maliyeti fazla bir şey de değil arkadaşlar bu. Bunu döküyoruz tavuğun içine böyle. Evet, döktük hepsini ve karıştırıyoruz. Şöyle güzelce çektim içine. Evet, karıştırıyoruz. Arkadaşlar gerçekten var ya, parmağınızı yiyeceksiniz. O kadar lezzetli olacak ki bu. Evet, bayağı bir karıştırdık. Evet. Şimdi bu kapanacak. Şöyle yüksek yerden poşetin üzerinde, zaten kapatma şeyleri de içinde, kapatıyoruz bunu. Çok basit arkadaşlar ve şimdi kapattık. Kapten böyle bir yatırıyoruz tavukları. Bu bir,
Hemen diğer poşetimize geçiyoruz. Evet, bu da daha bir değişik soslu. Bunu yeni deneyeceğim. Gerçekten mükemmel olacağına inanıyorum yani. Evet, bunu da hemen açıyoruz. Evet. Ve torbamıza döküyoruz. İki tat, iki lezzet. Ve torbamızı yine karıştırıyoruz. Çok basit arkadaşlar. Böyle nasıl yaparım falan diye düşünmeyin. Artık kaç kişiyseniz evde ona göre. Ben bunu 3-4 kişilik yapıyorum şu anda. Evet, bunun da ağzı oldu. Ve bunu da böyle kapatıyoruz. Evet. Şimdi bunu da oval olarak yayıyoruz. Evet arkadaşlar, şeyimiz hazır. Tavuklarımız hazır şu anda. Ve bunu bir fırın tepsisine yerleştireceğim. Evet. Fırın tepsimiz burada. Bunları fırın tepsimize böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Çok basit. Bakın. Şimdi bunlar bayağı bir kabaracak. Bunlar şey etmesi için arkadaşlar, hava alması için kürdanla şöyle ufak ufak deliyorum. Yoksa torba patlayabiliyor. 1, 2, 3, 4. 4 delik yaptım. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, çok basit. Bu bir. Bu burada dursun. Şimdi hemen şeye geçiyorum, patateslerimize. Evet arkadaşlar, diğer fırın tepsimizi aldım ve fırın kağıdı kullanacağım. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar, patateslerimiz burada. Patateslerimizi fırın kağıdının üzerine boşalıyoruz. Evet, şimdi nasıl soslayacağım ona bakıyoruz arkadaşlar. Hemen biberimi, baharatlarımı alıyorum. Hangi baharat kullanacağım onu da size söyleyeceğim Allah'ın izniyle. Evet. Evet arkadaşlar. Önce biraz yağ kullanacağım. Şöyle üzerinden geçiriyorum. Fazla bir şey değil. Çok az bir şey. Miktarını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Zeytinyağı. Hafiften tuzluyorum. Ve şimdi biberimizi atıyoruz. Çok az, göz kararı böyle. Karabiber. Kırmızı biber. Arkadaşlar bir böyle bir çay kaşığı falan atıyoruz bu. Hani o kadar çok atmayın. Artık acı severseniz kendinize göre ayarlayacaksınız bunu. Ve pul biber. Gerçekten muhteşem olacak arkadaşlar. Bunu böylece süreceğim fırına. Biraz da sos, bu tavuk sosu. Ben atıyorum böyle patatesi ama mükemmel oluyor gerçekten. Evet arkadaşlar, ve hafiften bir harmanlayacağız bunu. Hafiften bir harmanlıyoruz. Çok basit ve gerçekten çocuklar bayılacak. Patatesler o kadar güzel oluyor ki. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hafiften bir harmanladım. Hemen elimi yıkayayım bir. Evet, şimdi fırına gidecek bunlar. Evet arkadaşlar, fırınımıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklar üzere. İkisi de aynı anda pişecekler. Patatesleri alta yerleştiriyorum. Onun sıcağıyla o da pişecek. Evet, burada şimdi fırın ayarına gelelim. Onu da söyleyemiyorum. Ben bunu 190 derecede pişirmeyi düşünüyorum. 190'a getirdik. Evet, altlı üstü. Turbayı açmıyoruz arkadaşlar.
bu 45 dakika 1 saat, 45 dakika 1 saat pişecek. Unutmayınız. Evet, şu anda fırınımız yanıyor. 45 dakika 1 saat. Torbalar zaten iyice kabardı mıydı? İçini daha rahat görürsünüz. Pişmiş, pişmemiş mi? Birazdan zaten göreceğiz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Muhteşem bir tavuk ve fırında patates. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış, yumuşacık. Patatesler de yumuşacık. Çok lezzetli. Lezzeti gerçekten videomun başında dediğim gibi 10 parmağınızı yiyecek garantili bir yemek tarifi size. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımız Meymenet. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olup like atıp bildirim zili açmayı unutmayınız. Sizlerin desteği bizler için çok önemlidir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, şen kalın, meymenetsiz kalmayın. It's hard to breathe, but that's alright.